City. Allah kahretsin! Beceremedin değil mi? Yüzüne gözüne bulaştırdın. Son çare olarak bir şey daha deneyeceğim. Ne deneyeceksin? Bizimkilere telefon edeceğim. Kim o bizimkiler? Yukarıdakiler! Olup yüceleri! Onlar bir şey yapabilirler mi dersin? Bakalım deneyeceğiz. Bir dene bakalım. Alo! Alo! Olup mu orası? Meşgul. İşleri çok anlaşılan. Ben sana bir şey diyeyim bari. Ben elimden geleni yaptım. Başka da çarem kalmadı. Burama kadar da getirdin. Ben zaten bittim. Mahvoldum be. İflasın işindeyim. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Şimdi sen düşün. Erki. Böyle kara kara düşünme. Savaş şahresi haberini almış, çok üzülmüş. Bir ihtiyardan heyet yolluyormuş. Muhtemelen dünya çapında çıkacak bir kaosu önlemek. Yani sizin anlayacağınız
O sizin biraz önce söylediğinizin... Neydi onun adı? Neydi yahu? Neydi seyce işte onun tam tersi. Buyurun işte. Bunlar aşkın ne olduğunu dahi bilmiyorlar. Protesto ediyorum, bunlar taraf tutuyor. İtiraz ediyorum. Aşkın ne olduğunu bilmediği için zaten yüksek divanımız taraf tutamaz. Akla yakın değil mi? İtirazınız reddedildi. Yüksek divan aşktan bir şey anlamıyor ama nefreti gayet iyi tanıyorum. Dolayısıyla adaletine güvenemeyiz. Dolayısıyla biz yüksek divanı tanımıyoruz. Kendinize gelin hanımlar. Söylediğinizi kulağınız işitsin. Biz burada halkı temsil ediyoruz. Siz halkın temsilcisi falan değil. Onların hakkını ve kanını yenen vampirlersiniz. Çalıp çırptıklarınız yetmiyor mu? Gırtlağınıza kadar boktasınız. Hangi cüretle halkı temsil ettiğinizi söyleyebilirsiniz? Susun! Yeter! Fazla ileri gittiniz artık. Şimdiye kadar hiçbir kadın sevgi baş kaldırmadı. Aksine... Hepsi de bizim kurduğumuz düzeni korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama sen... Evet, tabii, doğru. Biz kadınlar şimdiye kadar hep doğurduk, büyüttük. Size, kapitale hizmet etmeleri için büyütmüşüz çocuklarınızı. Eğer öyle olacağın farkına varmış olsaydık, doğurur muyduk hiç? Paranıza para, iktidarınıza güç katmak... Sömürünüze alet etmek için onları elimizden alacağınızı bilseydik, doğurur muyduk hiç? Son olarak söylüyorum, kendinize gelin. Burası Atina. Demokrasinin beşiği, yüzyıllar boyunca politik bir örnek teşkil etmişiz biz. Nice demokratik sistemler kökenlerini bizde bulmuşlar. Bizi halk seçti, biz halkın temsilcisiyiz. Ve halk da bizden gayet memnun. Ki her seferinde bizi seçiyor. Seçiyor babam, seçiyor. Seçiyor babam, seçiyor. Seçiyor babam. Eğer yanılmıyorsam demokrasi Yunanca'dan alıyor kökenini. Ve halkın kendi kendini idare etmesi demek. Hani nerede? Halk kendi kendini nasıl idare ediyor? Halk cephede savaşıyor. Kime hizmet ediyor çocuklarımız? Söyleyin kime? Savaşa. Savaş kime hizmet ediyor? Sizlere. Sermayeye, halka sermayenin kuklası olarak bir o yana bir bu yana çekile çekile kopacak neredeyse. Onun için idareyi elimize alıp kendi kendimizi idare etmek istiyoruz artık. Anayasayı çiğnemek, hiçe saymak demek bu. Bu demokrasimizin, güzel demokrasimizin sonu demek. Hayır, demokrasinin sonu değil sizin sonunuz demek. Sizin bittiğiniz yerde de demokrasi başlayacak. Duruşma tehir edilmiştir. Yüksek divan istişareye çıkıyor. Babacım, bırakma beni bu karılarla! Baba! 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 Thank you.
Şaşırdım bakıyorum. Yo, şaşırmadım. Sen pek göstermezdin de kendini gün ışığında, hayrola? Durumlar çok kötü. Savaş aniden durdu. Bütün planlarımız alt üst oldu. General Hacı Beyazıt, açın kapıyı. Ben evde değilim. Bırakın bu çocukça saçmalıkları, açın kapıyı. Beyler, bir dakika izah edeyim. Ben artık mesleğimi değiştirdim. 5. Viyana'da bir yer restoranı açmayı düşünüyorum. Siz de ortak olur musunuz? Ayıp be! Koskoca generalsiniz! Heybetinizden utanın! Aman komutancığım! Bu kadar çabuk pes edilir mi? Yunan restoranını emekliliğe ayrıldıktan sonra açarsınız. Tanıtayım kendimi. Adım Karibdis. Memnun oldum efendim. Benim ismim de Süzülla. Müşerref oldum efendim. Ben Çakallar Kolektif Şirketi'nin temsilcisiyim. Biz toptan ve perakende silah ticaretiyle uğraşırız. Ayrıca zehirli gaz, kimyevi silahlar ve atom bombası imalatımız da var. Aynı zamanda sıcak ve soğuk savaş uzmanıyız. Savaş dediğinde aklıma geldi. Son faturanızı henüz ödememişsiniz. Ben Akbabalar Komandit Şirketi'nin mümessiliyim. Biz her türlü işkence aletleri satarız. Esir ticaretiyle uğraşırız. Ayrıca leş toplama servisimiz var. Kullanılmış silah toptan ve perakende mağazalarımız 7'den 70'e herkesin hizmetindedir. Ama siz bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattınız sevgili komutanım. Biz şimdiye kadar mesleğinizde kaydettiğiniz başarıları büyük bir hoşnutlukla izledik ve sizi bu konuda her şekilde destekledik. Attığınız her bombada, sıktığınız her kurşunda biz madden ve manen yanınızdaydık. Savaş malzemelerinizi takviye ettik. Askerlerinizin leşlerini yok ettik. Ölülerin altın dişlerini annelerine gönderdik. Biz de ölülerin hikayeciklerini karılarına gönderdik. Silahlanma endüstrisini destekledik. Ama bir de baktık ki her şey birdenbire durdu. Ne kurşun harcanıyor, ne de leş toplanabiliyor. Ne demek oluyor bu komutan? Hesap verin. Dünya iktisadi bir çıkmaza giriyor. Bunun sorumluluğunu siz taşıyorsunuz. Farkındasınızdır muhakkak. Silah fabrikalarında çalışan yüz binlerce işçi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Olayın boyutları sürdürmekte olduğumuz cici savaşın dışına taşmaya başladı. Ordu önemini giderek kaybetmeye başladı. Kamuoyu artık orduya ve savaşa şüpheli gözlerle bakıyor. Toparlayın kendinizi komutan. Çekil düzen verin kendinize general. Şu Allah'ın biraz savaşınızı derhal başlayacaksınız. Anlaşıldı mı? Emir tekrarı. Anlaşıldı efendim. Kendimi toparlayacağım. Savaşı başlatacağım. Kendimi toparlayacağım. Savaşı başlatacağım. Komutan Alkibiades değil. Sparta'nın komutanı Lysander çaresizlik içinde meslektaş Alkibiades'i ziyaret eder. Acıklı ve duygulandırıcı bir sahne. Ah!
İşte böylesi gelmemişti başıma. Güzelim savaşımızı göz göre göre yitiriyoruz ya. Alki, aklına hiçbir bir fikir gelmiyor ya. Alki, benim aklıma galiba bir fikir geliyor. Doğrusu hiç beklemezdim senden. Alki, madem bizi savaştırmıyorlar, o zaman biz de işimizi el kızartmacı oynayarak halledelim. Ne dersin? Vallahi kardeş, el kızartmacı oynamamız sermayenin pek hoşuna gitmeyecek gibi geliyor bana. Ama madem istesin. Öyle olsun. Potum Kios ve Lesbos! Ben de Kratay'ı koyuyorum. O kadarcık mı? Kios ile Lesbos toplasan Kratay'dan daha küçük. Pekala. Kazandım! Heyecanlanma. Devam ediyoruz. Şimdi de Korenti ve Tasos'u koyuyorum. Güzel. Ben de Epitaros'u koyuyorum. Tiyatrosuyla beraber. Hepsi bu mu? Şuna bak hele. Daha sonra dünyanın en önemli ve en eski tiyatrolarından birini veriyorum. Tiyatro beni alakadar etmiyor. Ulan sen ne alarsın zaten sanattan? Hidra Adası'nı koyuyorum. Pekala. Çok korkutlu oynuyorsun insanlar. Benim gibi oynasana. Erkek gibi. Ben bu sefer bütün Makedonya'yı koyuyorum. Amma da atıyorsun ha. Al işte sana. Benden de Sicilya. Peki o zaman Mısır. İtalya. Attırıyorum Kuzey Afrika. Varım Suriye. Attırıyorum Karadeniz. Oldu Kızıldeniz. Bir de üstüne üstlük Roma'yı koyuyorum. Benden de Atina. Ne? Çıldırdın mı sen? Ulan kimin malını kime satıyorsun? Atina zaten benim. Doğru, Atina henüz senin elinde. Ama nasıl az sonra benim olacak. Hadi oyna bakalım. Hayır, oynamıyorum işte. Hile yapıyorsun, mızıkçılık. Spartalılar hile yapmazlar. Bunu iyice sok kafana. Bir daha da ağzından böyle bir şey çıkmasa tamam mı? Pis herif. Pis herif senin baban. Karaktersin sen de. Bir daha söyle. Ne olmuş lan? Senden mi korkacağım? Bunu çok pahalı ödeteceğim sana. Bu savaş demin. Savaş! Aynen. Pişman edeceğim seni. Hücum! Askerler salın! Askerler vurun! Ne oluyor? Nerede o askerler? Bundan ben de çıkartayım. İçtima borusu askerler! Hücum borusu askerler! Kumanda kapalılar sakın sıvışmış olmasın. Hele öyle bir şey yapmış olsunlar, alim Allah dilim dilim keserim onları. Kaaat! Kusura bakmayın komutanım, hiç bakmıyorum. Aşağıda taksi bekliyor, Listerden tiyatrosuna yetişmem lazım. Ne diyor bu herif be? Listerden çadır tiyatrosu söylemiştim size. Ama artık gitmem lazım, yoksa geç kalacağım. Ha! Unutmadan söyleyeyim, sizinkiler de orada. Yani, Isparta'lı askerler de orada demek istiyorum. Hadi, cheers, papa, devil! Yeah.
koy kenara. İnanma artık onlara. Kullandığını anla. Bu dene böyle yürümez. Bu işle böyle çözülmez. Ümidini kaybetmeden, başaramayız demeden, hep beraber birleşelim, sevgimizi yeşertelim. Hikayenin sonu iyi bitiyor. Denebiliyor musunuz? Hollywood taklidini uyguluyoruz da onlar. Onlar bu işi çok iyi beceriyor. Ve buna da happy end diyorlar. Yani bu da şu demek oluyor. Hikayenin tam ortasında bitiriyorsunuz öyle. Resmen kesiyorsunuz. Neden? Çünkü devam edecek. Devam edince de işin boku çıkacak. Oyunumuz da artık savaş anlamını yitirdi. Dolayısıyla generaller de komutanlar da anlamlarını, iktidarda olanlar da iktidarlarını yitirdiler. Sayın seyircilerimiz, ona ki günün birinde kapınız çalınsın. Bir öne bakarsınız. Karşınızda perişan durumda bir komutan. Veya canından bezmiş bir silah tüccarı. Ve emekli olmuş eski bir politikacı. Veya buna benzer başka bir insancık. Böyle bir durumla karşılaşacak olursanız sizden ricam, bu zavallılara acıyın lütfen. Ellerinden tutup yakındaki bir parka götürün. Bırakın oynasınlar. İnanın ihtiyaçları olacaktır buna.